Olmayan Ülkenin Hikayesi Bölüm 3. Bu hikayeye göre Barun günün birinde geri dönecek. İçine kapatıldığı midye kabuğunu bulan kişi gücünü elde etmek için onu uyandıracak ve olmayan ülkenin tamamına hükmedecek. Artık Barun'un büyük gücü benim ellerimde. Sonunda size bir ders verebileceğim. Aklımda milyonlarca kötü fikir var. Yıllarca benimle dalga geçmenin hesabını nihayet vereceksin Peter Pan. Peki küçük sahip Michael nereye gitti? O artık seni ilgilendirmez. Şimdi senin sahibin benim. Çabuk olalım. Dagan, onu kaptanın kamerasına götür. Diğerleri güvertede bekleyebilir. Çok geride olduklarını sanmıyorum. Durun artık, daha fazla koşamayacağım. Ben de öyle. Hayvan kılığındayken daha kolaydı. Ama bekleyemeyiz. Siz olmayan ağaca gidip biraz dinlenin. Ben de Cynthia ile gidip Michael'ı alacağım. Tamam. İlk olarak sevgili Pan, arkadaşça küçük bir düello yapmaya ne dersin? Seyircilerimiz kalabalık, zaferimi izleyebilirler. Rüyanda görürsün kanca. Barun, uçmamı sağla. İmdat! Benim istediğim bu değildi. Aşağı inmek istiyorum. İşte böyle kaptan. Barun'un gücünü kontrol etmek o kadar da kolay değil. Zavallı kaptan. Kızlar, hadi siz de olmayan ağaca gidin. Neler oluyor böyle? O küçük şakayı neden yaptığını öğrenebilir miyim? Anladığım kadarıyla Barun söylenenleri kendi istediği şekilde yerine getiriyor kaptan. Ondan bir şey isterken çok dikkatli olmalısınız. Peki o zaman. Madem öyle Barun, Peter'le tam olarak aynı güce sahip olmak istiyorum. Ne yaptı yine bu koca şaşkın? Benim istediğim şey bu değildi. Ama gördüğünüz gibi artık Peter uçamadığına göre teknikte siz de tam olarak aynı güce sahip olmuş oluyorsunuz. Aslında o kadar da kötü değil. Pan artık uçamıyor. Onu sevdim. Vay canına. Barun onun elindeki bıçağı da alsa iyi olur. Barun, sana emrediyorum. İnanılır gibi değil. Burada gerçekten büyük değişiklikler olacak. Hatta şu anda kaptan özel gücün sahibi olmak üzere olmayan ülkeyi sonsuza kadar yönetecek. Evet. Sonunda neşesi yerine geldi. Kancanın kamerasında. Acele edelim. Onları hazırlıksız yakalayacağız. Ayrıca süper hapşırık tozu da hala yanımda. Canımı sıkmaya başladın. Gardını alayım. Haley! Gücün olsun olmasın. Sen hala sakar bir ihtiyar keçisin kanca. Demek bunlar sana komik geliyor koca şaşkın canavar. Hadi bu söylenenden de şaka çıkar da görelim. Bu sefer Peter'i yere çivilemeni istiyorum. Ha?
Barum, lütfen yapma. Ona direnmek zorundasın. Barum çok üzgün. Barum, kabuğun sahibi ne derse onu yapabilir. İtaat etmek zorunda. Bu sefer bittin. Bu sefer elimdesin Peter. Yerliler, saldırın. Barum, hepsini dondur. Ve bakalım, bu isyancıları cezalandırmak için ne yapsak acaba? Özel güce sahip olduğumuza göre şimdi ne yapacağız? Artık korsan olmanıza gerek yok aslında. Ben her zaman küçük ve güzel bir korsan butiği açmak istemiştim. Saldırın! Şimdi size gününüzü... Açın kapıyı. Yeni sahip iyi biri değil. Oo, iyi olmamı istiyorsun demek. Tamamdır. Ama bir şartım var. Emirlerimi harfiyen yerine getirecek. Şaka bitti artık. Yoksa sana Peter Pan'la bütün arkadaşların ülkenin dışına göndermeni emrediyorum. Böyle bir şey olmasını istemezsin, öyle değil mi? Artık birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Şimdi olmayan ülkeyi fethetmeye gidelim. Bir şey yapmak zorundayız. Tinkerbell, sen Wendy'yi uyar. Sienna ile ben de Peter'e yardım edeceğiz. Michael, bu işe yaramıyor. Neredeyse hiç tozu kalmadı. Kapıyı da daha fazla tutamayacağım Wendy. Hapşırık tozu. İşte bu. Hapçu! Evet, işte uyandı. Ne? Neler oluyor burada? Neredeyiz biz? Kapı kırılmak üzere. Aferin sana Michael. Vururuma dikkat etsene be. Olamaz. Bu kaptanın hiç hoşuna gitmeyecek. Günlerini gösterdi. Wendy. Neler oluyor? Kanca midyeyi ele geçirdi. Peter de onun kontrolünde. Olmayan ülkenin tamamını fethetmekten bahsedip duruyor. Onları durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. Çabuk olun. Michael, sen bu durumda bizimle gelemezsin. Chaps ve diğerleri olmayan ağaçta. Sen de oraya git. Yapma, ben çok iyiyim. Yine tehlikeye düşmeni istemiyorum. Tinkerbell, onunla git. Sonra hemen yanımıza gel, olur mu? Yeter artık. Hiçbir şeyi yalnız yapamıyorum. Hadi ama Michael. Ablan haklı. Bugün gerçekten çok şey yaşadınız. Zamanımız azalıyor. Tamam Tink. Hadi gidelim. Keşke yardım edebilseydim. İşte geldik. Şimdi yine gidiyorum. Ama sakın kaybolma, tamam mı? Çabuk gel o zaman. Çok küçüğüm, çok yorgunum, çok sakarım. Bu kadarı yeter ama. Sanırım yardım edecek biri var. Bu sefer başaracağım. Hadi bakalım sevgili Peter. Olmayan ülkenin meşhur kaptan Kanca tarafından fethedildiğini görmeye hazır mısın bakalım? Kaptan, kaptan. Bir sorunumuz var. Sessiz olun. Zaferime tanıklık edin. Tamam, işte geldim. Big, Big. Big, bana yardım etmelisin. Midye kabuğunu kanca aldı. Barım'ın gücünü kullanıp arkadaşlarıma zarar verecek. Babama verdiğim sözü çiğnemiş oldum. Çok beceriksiz biriyim. Söz mü dedin? Ne gibi bir söz? Her şeyi sana anlatacağım. Ama bu pek güzel bir anı değil. Barum'u durdurmak zorundayız. Yoksa her şeyi mahvedecek. Midye kabuğunu ver bana. Al baba. Hayır, hayır. Big,
dikkat et. Ay. Olmayan ülkeyi mahvetmene asla izin vermeyeceğim Barum. Eskilerin bana verdiği güçle sana bu midyenin içine girmeni emrediyorum. Hayır. Bu bir emirdir. Baba. Özür dilerim baba. Benim görevim tamamlandı Pik. Artık çok uzun bir süre uyuyabilirim. Bu midyeyi dikkatli bir şekilde korumalısın. Ama kesinlikle yanlış ellere geçmemeli. Kesinlikle. Ben söz veriyorum baba. İşte bütün hikaye böyle. Bu konuda bir şey yapabilecek tek kişi babam. O da dinleniyor. Şimdi onu derin uykusundan uyandırıp hiçbir işe yaramayan oğlunun yine her şeyi berbat ettiğini nasıl söyleyeceğim? Bazen insanlar benim de işe yaramadığımı ve saçma şeyler yaptığımı söylüyor. O zaman iyi şeyler de yapabileceğimizi gösterelim onlara. Hadi gel, gidip babanı bulalım Pik. Ya güçlerim bizi buraya kadar getirdi ama bundan sonrasını yürümek zorundayız. Eskilerin mağarası bu tarafta. Gel bakalım. Harika. Olmayan ülkenin kralıyım ben. Peki ya beni görünce çok kızarsa? Ay, çok korkuyorum ben. Merak etme. Hey Pik! Kaçalım. Bu tarafa bak. Hemen arkadaşımı rahat bırak. Bir daha onunla uğraşırsan karşında beni bulursun, anladın mı? Harika. Çok iyiydin Pik. Ben sana zarar vereceğini anlayınca şey oldu. Ciddiyim Pik. Sen bir kahramansın. Ve kahramanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Artık vakit kaybetmeyelim. Mağara orada. Büyük Kral Kanca, sonsuza kadar size bağlı kalacağız majesteleri. Evet sevgili Pan, bunlara ne diyeceksin? Sen kazandın Kanca, beni alt ettin. Olmayan ülkeyi fethettin, daha ne istiyorsun ki? Haklısın, daha fazla ne isteyebilirim ki? Aa, ne kadar şaşkınım, neredeyse en önemli kısmını unutuyordum. Daha olmayan ağacı fethetmem gerekiyor. Kayıp çocuklar benim yardımcılarım olacak. John! Hadi bakalım. Ben değil. Peki Michael nerede? Olmayan ağaç da güvende. Burada durum nasıl? Kendin gör. Artık yemek yapmayacağız. Evet. Artık çamaşır yıkamayacağız. Evet. Kaptan. Vay vay vay. Onları tamamen unutmuştum. Bu çok eğlenceli olacak. Barum. Evet, sanırım kurtulduk. John! O şeyler de öyle. Sıkışıp kaldık. İşte şimdi bittik. Tinkerbell, bana biraz uçurma tozu lazım. Çabuk. Evet, biliyorum. Evet. O mideye ulaşmak imkansız olmasaydı doğruca kancanın üstüne uçar, onu elinden alırdım. Tabii ya. İşte aradığımız çözüm. Sienna, sen bir dahisin. Çabuk olun, kancayı bulmalıyız.
Ha? Ha? Ben ne dedim ki? İşte burada. Baba. Pek, neler oluyor? Bir sorun mu var? Barum kaçtı baba. Ne? Ciddi misin Pek? O kadar önemli bir görev için sana güvenmemek gerekirdi. Artık Barum'u midye kabuğunun içine geri sokamayacak kadar yaşlı ve yorgun biriyim ben. Pek sandığınızdan çok daha güçlü biri. Üstelik olmayan ülkenin tek umudu o. O zaman yapman gerekeni öğretsem yeterli olur sevgili oğlum. Kokusunu bile alabiliyorum. Ülkenin hakimiyeti artık benim. Hazır mısınız? Biz gittikten sonra sıra sende demektir Tinkerbell. Midye kabuğu neredesin? Buraya gel. İşte bu benim elimde kalan son midye kabuğu. Bundan sonra her şey senin ellerinde. Bu senin görevin Pek. Büyük Kral Kanca için yol açın. Ne? Büyük Kral Kanca. Benim tanıdığım en inatçı insansın. Şimdi pes mi edeceksin yani? Bu saçma konuşmaya inanacağımı sanmıyorsun, öyle değil mi? Barum, sen de... Bir dakika, dalga geçmediğimi kanıtlayabilirim. John, Cynthia. Bırakın beni hainler. O koca uzun bıyıklı martıya kesinlikle itaat etmem ben. Hem biraz yaklaşsa gününü de gösteririm. Zavallı Sienna gerçekle yüzleşmekten korkuyor. Bırakın beni. Bağlılığımızı kanıtlamak için onu size teslim ediyoruz Kral Kanca. Bırakın Görüyor beni. Görüyor musun Bay Simi? Üstelik bir şey yapmama bile gerek kalmadı. Kral olmak çok güzel, öyle değil mi Peter? Kaptan, midye kabuğu. Hayır, çok erken. Sizi yaramaz balık sürüsü. Benimle alay ettiğinizi çok pişman olacaksınız. Barum, o midye kabuğunu hemen yere indir. Olamaz, her şey bitti. Olamaz! Barum kimsenin kontrolünde değil. Barum özgür. Uslu Barum. Yardım edin lütfen. Peter bir şeyler yap lütfen, ne olur. Barum dinle. İçindeki öfkenin seni kontrol etmesine izin verme. Kanca buna değmez. Kötü kanca. Barum'un Michael'ı bir daha hiç görmeyeceğini söyledi. Hesabını verin çabuk. Peter uzaklaş oradan. Tinkerbell. Hiçbir yere gitme. Olamaz. Yapma Barum. Hayır. Dikkat et. Hadi Peter. Sakın arkadaşlarıma dokunma. Eskilerin bana verdiği güçle sana emrediyorum. Hemen bunun içine... Barum özgür. Kötü çocuğu. Dur Barum, ben geldim. Bak, ben Michael'ım, dostum geldi. Michael, hayır. Michael, dostum benim. Şimdi çok mutluyum. Aslında Barum çok iyi biriymiş. Aynen. Her şeyi eski haline getirdi. Kancayı bile gemisine geri gönderdi. Ben olsam o kadar iyi davranmazdım. İndirin beni buradan. Bundan sonra her şeyi öyle rahat karşılayamayacağız kaptan. Zaman geldi Michael. Ama neden? Barum'u midye kabuğuna kapatmaya gerek
gerek yok. Çünkü yine iyi biri oldu. Küçük sahip hiç üzülmesin. Barun Michael'la çok evlendi. Ama artık gitmesi gerekiyor. Al hadi. Sana Barum'u hatırlatır. Hı? Eskilerin bana verdiği güçle sana şimdi bu midye kabuğunun içine girmeni emrediyorum. Bu bir emirdir. Elveda küçük sahip. Görevimi yerine getirdim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen olmasan bunları yapacak cesareti asla bulamazdım. Hayır, asıl biz sana teşekkür ederiz. İşte başardın. Seninle gurur duyuyorum evlat. Gel hadi, eve dönme vakti geldi artık. Lili'nin doğum gününü kutlayalım mı artık Barum? Her şeyi hazırladı bile. Şuraya bakın. Yaşasın. Michael, söylemek istedik. Bugün gerçekten çok büyük işler başardın. Bir daha asla hiçbir işe yaramıyorsun demeyeceğiz sana. Teşekkür ederim. Ha? Aa, hayır, Barum'un çiçeği. Neler oluyor? Çok güzel değil mi? Harika. Seni hiç unutmayacağım, asla. Kendine iyi bak dostum. Güle güle.